Merhabalar Galatasaray TV izleyicileri. Her hafta erkek ve bayan voleybol takımlarımızın maç sonu değerlendirmelerini yaptığımız ve çok değerli konuklarımızı ağırladığımız Voleybol Arenası programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz erkek voleybol takımımızın antrenörü Nedim Özbey. Nedim abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedim abimiz, Nedim hocamız yıllardır hepimizin çok iyi tanıdığı, bildiği, çok sevdiği antrenörümüz. Nasılsınız? Nasıl geçiyor sezon? Teşekkür ederiz. Olmak nasıl? İlk önce bunları konuşalım sizinle. Tabii. Zaten şimdi bu kulüpte büyümüş sayılırım. Uzun yıllar burada görev yaptım. Oyuncu olarak, idareci olarak, antrenör olarak hem lisede hem kulüpte. Sonra tekrardan bir şark hizmetine gidip insan kendi yuvasına dönünce çok daha değişik hissediyor kendisini. Çok daha sorumlu hissediyor. Böyle bir Galatasaraylı antrenöre ihtiyacı olduğunu söyledi Ali Yüce Bey. Gerçekten bir Galatasaraylı ihtiyacımız var abi. Beraber çalışalım dedi. Gerçekten de benim için çok onurlandırıcı bir şey. Ben Galatasaray'ın her kademesinde görev yapacak kadar Galatasaraylıyım yani. Hiç problem etmem. Fakat burada yeni yapılanma adına Galatasaray Kulübü'nde yeni gençleri çıkartıp kendi çıkarttığımız adamlarla oynama gibi başkanımızın bir isteği var. Ali Yücel'in de bir isteği var böyle. Bunun üzerine çalışıyoruz biz de. Ve bir nebze de bu konuda yol aldık, başarılı olduk. Çünkü gerçekten uzun yıllar bizim altyapılarımızda oynamış oyuncularla meydana gelen bir takım meydana getirdik. Yani 16 kişilik bir kadromuz var bizim. A takım kadromuz. Bunun 11 tanesi bizim Galatasaray'ın altyapılarında oynamış oyunculardan meydana geliyor. Bu çok gurur verici bir şey. Ve başarılı da oluyoruz. Benler biliyorsun ki bir oyuncu bile altyapıdan çıkıp sahada oynadığı anda çok büyük bir yer kapatıyor. Çok bir yabancı oyuncunun mevkisinde oynattığımız oyuncularımız var. Hem maddi olarak hem de yaptığımız için karşılığı olarak onları sahada görmek hem Galatasaraylıları hem voleybolumuzu çok sevindiriyor. Bu yolda uğraşlarımız var. Tabii bunun yanında da başarılı olmak istiyoruz. Çünkü hırslıyız yani. Şeyimiz var, iddiamız var. Galatasaraylıyız yani. Sahaya hiçbir zaman biz hiçbir maça mağlup çıkamayız yani. İmkansız yani. Onun için çalışmalarımdan çok memnunum. Bu kulüpte çalışmak gerçekten çok önemli bir şey. Hep şunu söylerim. Galatasaraylı olmak kolaydır. Ben Galatasaraylıyım dersiniz ama Galatasaraylı kalmak zordur. Onun bir sorumluluğu var, onun bir ağırlığı var. Onu taşımak lazım, o duruşu sağlamak lazım. Çocuklarımıza da bunları öğretiyorum. Ben de o doğrultuda yaşıyorum. Böyle devam ediyoruz. Sizin altyapıları, sezon başının hepsini konuşacağız ama öncesinde ben sizin voleybola nasıl başladığınızı, voleybol nereden geliyor, antrenörlük zamanında hep erkek takımlarında mı çalıştınız yoksa bayan takımında girdim araya. İlk önce bir sizin bir voleybolla ilgili bir geçmişinizden başlayalım hocam. Evet. Ben biraz eski bir zamanda başladım voleybola. Emirgan'da başladım. Emirgan'da bir Tevfik Akartürk hocamız vardı, abimiz. Ve Enver Göçener vardı. Oradan beni beğenip Enver Göçener İETT'ye aldı. Devrin en ünlü takımı. Şampiyonlar şampiyonu İETT. 3 kere deplasman lig şampiyonu olmuş. O takımda gözümü açtım. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78'e kadar orada şey yaptım, görev yaptım. Ondan sonra da Emir abinin Galatasaray'a geçmesinden sonra ben de Galatasaray'a geldim. Orada da çok büyük zamanlar, büyük emekler sarf ettik hep beraber. Bugünkü Galatasaray Kulübü'nün yapılanmasını kurduk o zaman. Bir devrimdi oraya bizim gelmemiz. Çok büyük bir yapılanmaydı orada. Rahmetli Ersan Feray ve Ali Uras başkanımız, Allah rahmet eylesin. Onların çok büyük tavsiyeleri ve Atilla Yelkencioğlu'nun beraber çalışmamızdan beraber müthiş bir grup oluşturduk orada. Turgay Karabulak, Turan Kesim, Enver Göçener, Alev abi geldi bir ara. Alev Anakök, Alev abi. Eski Galatasaraylıdır zaten. Biz derken kulübümüzün büyükleri Sinan Erdem, Ayhan Demir, Erdoğan Teziç gibi tarihe mal olmuş voleybol adamları oturup şey dediler, Nedim sen şeylik yapacaksın dediler, idarecilik yapacaksın, hem de oyunculuk yapacaksın dediler. Öyle bir misyonu verdiler. Böyle misyonu da başlatmış olduk. Ama aslında çok öncesinde yani bu sene uygulanan sistemi çok tabii, daha öncesinde siz başlattınız. Tabii, Enver'in böyle bir adama ihtiyacı var dedi Sinan abi. Böyle bir şey yapmak gerekiyor dedi. Peki efendim dedik biz de.
elimizden geldiği kadar hem kızlara hem erkeklere yardımcı olduk. Sonra bu Galatasaray'da oturdu. Paydar yaptı aynı şeyi. Paydar'dan sonra orada bir boşluk oldu. Bu sene de Can erkekler de bunu yapıyor. Kızlar da Nihal yapıyor. Çok iyi yapıyor. Çok hoşumuza gidiyor. Onların sahip çıkması. Yani Can buranın çocuğu. Buranın altyapısında başlamış bir insan. Yani her şeyinden burada yaşıyor, yansıtıyor. Zaten sessiz falan bir çocuk da böyle Can. Kendini içine kapanıp. Bizi çok mutlu ediyor böyle şeyler. Arkasından benim antrenörlük hayatım başladı. Yine kulakları şınlasın. Hocamız Erdoğan Tediş hocamız bize, abimiz, antrenörlük yapmamızı gerektiğini söyledi. Galatasaray'ın böyle antrenörlüğe ihtiyacı var. Lütfen dedi, oynayacaksın daha ne olacak dedi. Her tarafı kazandın, her şeyi yaptın dedi. Doğru abi dedik biz de. Turgay Karabulak'ın da itmesiyle, Enver abi Turgay Karabulak ve Erdoğan Tediş üçlünün itmesiyle antrenörlük hayatımız başladı. Neden erkek voleybolu? Ama önce ben İtalyan Lisesi kız takımında çalışıyordum. O sırada Turgay Karabulak da askere gitti. Bir kısa müddette bizim kız takımına baktım. Sonra da şu andaki bulunduğum erkek voleyboluna devam ettim. Galatasaray Lisesi'ni çalıştırdım. Galatasaray Genç Takımı'nda uğraştım. Ve o yıllarda kurulan Enkız Spor Kulübü'ne davet edildim. Orada antrenörlüğüme devam ettim. Arkasından da bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ben eski YTT kökenli olduğum için orada bir şube üzerinde çalışma, voleybolun yapılanması, kalkınması diye 90 yılında da oraya antrenör olarak gittim. Ve orada çok uzun yıllar kaldım, 25 sene orada bir antrenörlük yaptım. Yıllarca rakip olduk Galatasaray'la ama onların hakkını oradan da korudum yani. Şimdi de en sevdiğim, yani evimden sonra en sevdiğim yere geldim yani, ailemden sonra en çok sevdiğim yere geldim. Ben buraya maddi bir şeyler düşünerek gelmedim. Hiçbir zaman da konuşmadım bu Galatasaray Kulübü'nde maddi, şunu isterim, ben profesyonelim, sözleşme. Hayır, hiç öyle bir şey olmaz. Bizde Galatasaray olduğu zaman her şey teferruattır. Zevk alarak çalışıyorum. Bir şeyler bırakmak istiyorum. Yani sadece gelip günlük başarılar değil, biz buradan gittiğimiz zaman da arkamızda nasıl öbür kulüplerde bıraktım, bütün kulüpler şu anda. Ben Türk voleyboluna çok şey bıraktım. Hem milli takım olarak, hem milli takım oyuncusu olarak, hem kulüp takımı olarak çok adamlar yetiştirdim. 320 kere milli takımda antrenörlük yaptım. Genç milli takım, üniversite milli takımı, lise milli takımı, ümit milli takım, A milli takım. Hepsinde çok ciddi başarıları var. Okullarda işte 3 kere dünya ikincisi, 1 kere dünya şampiyonu. Üniversitelerde 1 kere dünya şampiyonu olduk. İnanılmaz bir başarı 2005'te. 2 kere Batı Ababar Kupası'nı kazandık. 1 kere Balkan Kupası'nı kazandık milli takımlarda. Kulüplerde de 4-3 kere kazandım o kupayı. Bir tane de Akdeniz oyunlarında derecemiz var. Derken çok büyük işler bıraktık Türk voleyboluna. Benim oyuncularım antrenörlük yapıyor şimdi. Menajerlik yapıyor. Can benim oyuncum. Can, ben Can'ı milli takıma aldığımda 16 yaşındaydı. O günden beri hiç ayrılmadık yani. 20 yıldır gözlerim üzerinde yani. Hüseyin Koç. Yani buraya getirdim onu. Gerçekten de Koç gibi de bir adam. Yıllarca agresif. Beraber aynı takımda çalıştınız. Tabii. Hem bir takım şeydi. Yani karakterini biliyorsunuz. Bıraktık. Ama bundan sonra Berna, daha benden sonra desinler ki Galatasaray'da bunu bırak desinler. Elimizde bu potansiyel var. 3-4 tane çok kabiliyetli çocuğumuz var. Şimdi bizim evet, onu soracağım. İlk sezon başı nasıl başladı? İstediğiniz gibi başlayabildiniz mi? Hazırlıklarınızı yapabildiniz mi? Ondasında bir Balkan Kupası var. Gelen evet. Bir Balkan Şampiyonluğu, Kupası Şampiyonluğumuz evet. Var. Nasıl başladı? Geçen takım sene, çok genç. Bir de onu konuşmak istiyorum sizinle. Müthiş bir takım. Geçen sene sezonun başında müthiş şanssızlıklar, sakatlıklar, hastalıklar hayatım boyunca toplamında olmayacak şeyleri bir anda, bir devrede yaşadım Galatasaray'da. Çaresiz kaldık yani. Oyuncular sakatlandı, hastalandı. İnanılmaz kötü durumlara düştük. İnanılmaz durumlara düştük yani. Oradan yükseldik. Hedefimiz Avrupa Kupası'na gitmekti. Oradan ilerleyen zamanda Balkan Şampiyonası üzerinden Avrupa'ya gitmeye hak kazandık. 6. bitirdik. Daha yukarıda bitirebilirdik ama 6. bitirdik. Ama oradan da bu yıla sarkan, bu sezona sarkan Balkan Şampiyonası'nda Balkan şampiyonu olduk ve Avrupa'daki Challenge Cup'a katılma hakkını kazandık. Ağustos'un 1'inde başladık çalışmaya.
rakam olarak şimdi söyleyince yanlış anlaşılıyor da çok büyük çalışmalar yaptık. Zaman zaman günde 3 tane antrenmanlarla katkı sağlamaya çalıştık. Çünkü genç adamların öğrenme zamanı yazın derler. Çocukların okulları da var, evet. Aileleri de var. Tabii üst düzeydeki oyuncular için sorun yok da biraz daha okula gidip gelen çocuklar var. Bizim takımımızda Adis Laguncia var. Bizim babası da arkadaşımızdır, Ekrem Laguncia. Bostanlıdır bunlar, Müslüman. Türk vatandaşı ve bizim takımımızın oyuncusu. 16'yı yeni bitirdi, 17'ye girdi. Adam lise 2. sınıfa gidiyor. A takımında oynuyor. Türk milli takımında oynuyor, genç milli takımda. Şampiyon oldu bizim genç takımımız. Galatasaray genç takımı. Galatasaray genç takımının şampiyonu. Çok kuvvetli bir altyapıya sahip. Çok kıymetli bir şey. Türkiye'de yatırım yapan kulüplerin hepsini biliyorsun ben. Sizin de çok önem verdiğiniz bir şey olduğunu biliyoruz. Evet. Arkas, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Maliye, Fenerbahçe, Beşiktaş, Belediye, inanılmaz. Herkes altyapıda transferlerle kurulan takımlar. Çünkü yabancı oyuncular çok pahalıya mal oluyor. Altyapıya dönmek zorundayız. Biz orada şampiyon olduk. Açıkçası beklemiyordum. Çok mutlu olduk. Yıldızlar'da da şampiyon olacaktık da o bizim Adis'imiz hem genç takım oynuyor, hem Yıldız oynuyor, hem A takım oynuyor. Yıldız maçlarında sakatlandı. Olunca da derece kaybettik oradan. Üzerine çok yük binince tabii, o da haklı. Peki Balkan Kupası nasıl geçti sizin için? Balkan Kupası'nı işte eskiden Balkan Kupası'na gidip şey yapıyorduk. Pardon. Gidip oynuyorduk. Güle oynaya geliyorduk işte 4-5 takım. Burada çok ciddi iki tane takım çıktı karşımıza. Evet. Yani Romen takımı inanılmaz bir Bükreş takımı inanılmaz sert çıktı karşımıza. Fakat biz oraya kupayı almaya gittik. Yani çok iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Yani şey gittik. Biraz da ben onları motive etmeyi çok severim böyle. Çocukları çok motive oldular. Gerçekten birinci maçı aldık. İkinci maçta nasıl olsa alırız diye şey yaparken Sırplar az daha bizi eliyordu orada yani. İnanılmaz böyle çekişmeli maç oldu. 3-0 aldık ama. Tabii çok şampiyon... heyecan olduğu görünüyor resimlerden zaten maçın evet. Sonuna doğru. Şampiyon olmak güzel bir duygu. Sonrasında bu maçların sonucunda Sevk Kupası'nda tek bir Güney Challenge Kupası. Challenge Cup'ta Güney Kıbrıs Rum takımıyla oynuyoruz. Evet, onlarla oynayacağız. Onlar da büyük bir ihtimalle buraya gelecekler değil mi hocam? Evet, onlar başvurdu. İki maçı İstanbul'da oynayalım. Orada sorun oluyor Türk takımının maçları. Orada geçen yıllarda da bir Galatasaray bayan takımının maçında sorunlar yaşanmıştı. Aynı şeyi yaşamamak için öyle bir kendileri başvuruda bulundu. Biz de uygun gördük. 6 Aralık, 8 Aralık'ta burada oynayacağız. Bir gün arayla iki maç oynanacak. Evet, bir gün arayla iki Ondan maç oynayacağız. Ondan sonra alınan galibiyetlere göre diğer ayağa gideceğiz. Tabii ona göre bir şey yapacağız. Bu arada ne olursa olsun yani Güney Kıbrıs Rum kesimi Galatasaray'la oynuyor. Çok önem veriyor. Ve iki Brezilyalı aldı. 4 tane de Yunanlı çocuk aldı. Yani hiçbir zaman bu sporda öyle yatma, eğlenme falan olmuyor biliyorsun. Yani. İddialı geliyor takımlar. Yani inşallah onları da buradan eleyip bir üst gruba çıkmak istiyoruz. Avrupa'daki hedeflerimizi de tayin etmek istiyoruz. Bu maçtan sonra ona göre daha iyi bakacağız. Durumumuza bakacağız. Ligimiz başladı. Evet. Bu arada sevgili seyircilerimiz, Galatasaray Hadi erkek voleybol takımımız ilk maçında Halkbank'a 3-2 yenildi. Talihsiz bir yenilgi yaşadı. Geçen hafta İstanbul Büyükşehir'le oynadığı, belediyesiyle oynadığı maçta 3-2 galip ayrıldı. Çok zor bir maçtı. Nasıl geçti maçınız? Evet. Ben Halkbank maçından alayım istersen. Ayın 22'sinde Ankara'da oynadık Halk Bankası'nla. Çok iyi oynadık. Halk Bankı da anlatmaya gerek yok. Geçen yılın şampiyonu. Şampiyonlar Ligi ikincisi, Final Four'unda ikinci olmuş bir takım. Hep ilk dörtte kalan bir takım. Çok böyle değerli bir şeyleri var, oyuncuları var. Çok iyi oynadık orada. 2-2 yaptılar. 8-4 de döndük. Ama ondan sonra gençlik başka bir şey. Biraz hata yaptık ama çok da sevdiğim, inandığım bir hakem vardı, Cihat. Çok severim çocuğu. Birkaç hatası oldu. 15 oyunç kaybettik. Yani o evet, üzüldü. Talihsizlik üzüldü bu çok yakın bir spor. Yani, bilerek yapılan bir şey değil yani.
Kolay bir şey değil. Üzüldük biz. Ama yani bu takımın böyle oynayacağını biliyordum ben. Sonra İstanbul'da çarşamba günü Maliye ile oynadık. Maliye Milli Piyango ligin ciddi ekiplerinden. Kendi sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Onunla oynadık burada. Çok çekişmeli bir maç oynadık. 3-2 aldık. Biz 3-2'den aşağı oynamıyoruz. 3-2. 3-2 aldık. Hemen akabinde 2 gün sonra da, 3 gün sonra da Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi'ni anlatmaya gerek var. Yok demeyeyim. Çok ciddi 5 tane yabancı oyuncusu var. 3 tanesi Fransız, bir tanesi Amerikalı, bir tanesi Beyaz Rus. Çok önemli oyuncular bunlar yani. 5 oyuncuyu dağıtsanız bir takıma 3 takım çıkar yani. Ayrıca 2 tane devşirme oyuncusu var. Bir tanesi bizim Djokovic, bir tanesi de Marko Matic. Bunlar devşirme, Türk vatandaşı oldular. 7 tane oldu. 7 tane oyuncu. Amir takımın oyuncusu Aslan 8, pasör Aslan'ı aldılar. 9 Kadircin, güzel bir transfer. Burak, Amir takımın liberosu. Liberolar çok kuvvetli. Ciddi bir takım, hedef büyüttüler. Onlar da Şampiyonlar Ligi oynayacaklar. Geçen sene onlar final oynadı. Onun için iyi bir takım yaptılar. Maçın favorisi onlardı. Herkes tarafından. Ben pek iddiayla işim yok ama söylediler. İddiada böyle bize puan vermemişler böyle. Gerçekten çok önemli, benim için de önemliydi. Eski kulübüm. Oradaki ciddiyetimiz diyebilirler. Bir şey yapmamız gerekiyordu. Çok iyi oynadık. Gerçekten. İlk seti aldık, ikinci seti aldık. Sonra çok zorlu bir takım karşı. 2-1 oldu. 3-1 bitiyordu. Çok hata yaptık. Derken 2-2 olunca 5. seti de çok iyi oynadık. Fakat çok çekişmeli oldu. Karşıda aslan gibi bir pasör var. Burada Hüseyin abisi var ama orada aslan var. Öbür çocuklar, o Belarus, Sergey, durduramıyoruz adamı. Öbürkünü durdurduk, onu durduramıyoruz falan derken biz 20-18 aldık. Sevindik tabii takım. Sevindi. Sayın... Hep iki sayı iki sayı gidiyorsunuz dedim hocam. Evet, 15-13'lük bir skor. Zorluyor. Atmakla oynanan 5. set. Son set yine 20-18 en çok gerçekten. Oynayan set oynayan takımız. Takımsınız 15 set şu anda. Oynadık. Başkanımız da sağ olsun bayan maçında tebrik etti. Çok mutlu olduğunu söyledi. Gerçekten dedi. Çok önemli bir galibiyet dedi. Başarının devamını bekliyoruz. Başkanımızın ilgisi var. Tabii. Bayan maçına da geldiğini biliyoruz. Nasıl yönetimi? Yönetim nasıl görüyorsunuz? Sayın Başkan çok ciddi bir insan. Öyle söz verip kaçanları falan çok bildim. Ben 44 yıldır bu camiadayım. Yöneticimiz Ali Bey de öyle. Başkanımız da öyle. İkinci başkanımız Cengiz abi. Onlar da öyle. Dışarıdan bizi destekleyen futbol şubesinden sorumlu Levent Nazifoğlu var. Eski Sporcular Derneği Başkanı. Yani kulüpte bir sevgi var voleybola karşı. Yalnız voleybola değil, bütün branşlara karşı var ama başkan vakit buldukça voleybola ilgileniyor. Çok mutlu ediyor. İlgileniyor çünkü öğreniyor. Soruyor, öğreniyor. Ne oldu? Ne bitti? İşte beni görüp şey yapınca çok büyük bir takım yendin dedi. Tebrik ederim dedi. Aman hocam dedi. Çok mutlu ettin bizi falan. Bu çok güzel bir şey. Sporcularımız da bunu hissediyorlar. Tabii. Ve görüyorlar yanlarında olduğunu. Öbür kulüpler gibi değil bizim kulübümüzün başkanlığı. Çok önemli ama üç büyükler de böyledir yani. Gerçi Fenerbahçe falan bizi alamadı. Çok uğraştık ama yıllar önce. Tabii onlar da büyük kulüp ama bizim Galatasaray'ımızdan dolayı biz gidemedik oraya. Ama kulüpler de böyle. Başkanın şeyi, intibası çok önemli takım üzerinde. Başkan buraya geldi. Kızlarımız da bizim çok iyi oynayacaklardı. O günü olmadı. Oynayamadılar. Bir de Bursa, ya biz ilk maçımız yaptık ligdeki. Bursa ikinci maçını yaptı. Birinci maçta Eczacıbaşı'nı dedim ya ağırladılar, şampiyonluk kutladılar, ödüller verdiler falan. Eczacıbaşı helikopterlerle dolaştı geldi. Normal dünya şampiyonu olmuş. Birinci maç böyle bir şey olur. Çok fakat normal, evet. Hakkını yemeyelim Bursa. Çok iyi oynayan bir takım. Voleybolu çok iyi oynayan bir takım. Paşar Özge. Neredesin Özge sen yani? Bu kadar oynanır yani. Onların hepsine geleceğiz hocam. Öncesinde bir VTR'lerimiz var. Sevgili izleyicilerimiz, hafta sonu oynanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile oynanan maçımız, 3-2 aldığımız maçımızla ilgili maç sonrası röportajlarımız var. Dilerseniz şimdi onları izleyelim. Sonrasında Nedim Hoca ile sohbetimize devam edeceğiz. Öncelikle bütün oyuncularımı kutluyorum. Kenardaki ve oyun içindeki oyuncuları. Tek yürek olduk. Söylediklerimin hepsini aynen yaptılar. Yalnız karşıda çok güçlü bir takım var. Bir yabancı çıkıyor, bir yabancı giriyor. Bir yabancı çıkıyor, bir yabancı giriyor. Yani 5 tane yabancı, 2 tane devşirme, bir de aslan var. Kadir var, bir takım başıma çıkıyor.
Bizde o kadar şeyimiz yok ama çocuklar çok iyi oynadılar. Çok mutluyuz. Aslında şu 3-2 şeyinden bir türlü kurtulamadık. Ama kazandığımız için mutluyuz. Zor da olsa aslında 3 puan da alabilirdik. Ama kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah şimdi önümüzde kendi sahamızdaki Ziraat maçına bakıyoruz. Voleybolda bu hep oluyor. 2-0'dan sonra yani az da olsa çok da olsa bir rahatlama geliyor insana. Herhalde onun vermiş olduğu bir şeydi. 4. seti alabilirdik aslında ama sonuçta rakibimiz güçlü. Bütçesi yüksek. Her istediği zaman oyuncularını fazlasıyla değiştirebiliyor her mevkide. O yüzden çok mutluyuz. Bizim için çok önemli bir maçtı. Ama hani 2-0 öne geçtiğimiz halde 3-0 alabilirdik maçı. Ama olmadı. En azından kazanmayı bildik. İyi bir oyun vardı sahada. Yani bütün takımı tebrik ediyorum. Çok güzel bir başarı. Hocam tekrar hoş geldiniz. Sohbetimize devam ediyoruz kaldığımız yerden. Erkek voleybolunu konuştuk. VTR'lerimizi de izledik. Şimdi bayan voleybolundan biraz konuşalım. Bu sene takımı nasıl görüyorsunuz takımımızı? Kısaca geçip. Evet. Ben bir eski antrenör olduğum için burada bütün çalışmaların hepsini izliyorum. Aşağıdaki çalışmalardan tutun da en üste kadar çok mutlu oluyorum onları görmekten. İnanılmaz bir tempoya çalışıyor. Ve benim çocuklar kızmasınlar. Bizimkiler çalışıyor ama kızlardaki arzu isteği çok daha şeyli buluyorum. Belki de onlara uzak olduğum için. Ben hep iş körü oluyorum belki de. Şimdi kızacaklar bana çocuklar. Ama inanılmaz bir çalışma, inanılmaz bir istek, inanılmaz bir tempo. Ataman bizim elimizle büyüttüğümüz bir çocuk yani. Hakan aynı şekilde. Orada Cihan aynı şekilde. Bu çocuklar buradan yetişen çocuklar. Evet. Onları orada görüp de böyle çalışmamın sonucunda galibiyet istedik ya hep böyle. Olmadı. Çok servis kaçırdık. Etkilendiler biraz ilk maç. Biraz da seyircinin çok böyle şey olması kaldıracak duruma gelsinler onlar artık o seyirciye. Seyirci gelecek artık. Müthiş bir tezahürat ve seyirci varmış. Müthiş bir seyirci yani. Kutluyorum onları. Sistem ettim onlara çıkarken hepsini. Erkek maçına bekliyorum siz dedim. Gerçekten bayan takımımızın iyi işler yapacağını düşünüyorum. Yani o çalışmanın karşılığını muhakkak görecekler. Kıymetli bir kadromuz var. O günü tutmadı. Pek anlaşamadık o günü. Olmadı. Ama bu takımın oynadığı maçları biliyorum ben. Hazırlık maçlarını da gördüm. Çalıştıklarını gördüm. Antrenmandakinin 10'da 3'ünü yapsalar sahada kimse duramaz. Yani inanılmaz. Fakat karşı tarafın hakkını yemeyelim. Dediğim gibi orada çok iyi oyuncular vardı. Ama işte biz mağlup olunca üzülüyoruz. 3-2 de olsa mağlubiyete üzülüyoruz ama daha iyi oynayacaklar. Ve bana göre çok iyi bir yere gelecekler yani. Çok sık antrenman yaptıklarını biliyoruz. Birbirlerini sevdiklerini, birbirleriyle antrenman yapmaktan çok keyif aldıklarını, antrenörlerine çok saygı duyduklarını ve sevdiklerini ki bu çok zordur biliyorsunuz. Bayan voleybol takımında çok çekişmeler olur, çok kavgalar olur. Biz sizin erkekler gibi değiliz. Biraz daha cadı kazanı kaynar bayan voleybol takımında genelde. O yüzden Galatasaray çok örnek alınan bir takım diyebiliyorum. Dışarıda da konuşulan evet. Bu. Kızların birbirini bu kadar seviyor olması, iç içe olmaktan keyif almaları çok büyük bir ekstra Galatasaray evet. ismi için. Bu sene inşallah çok güzel işler yapacaklar. Çok daha iyi başarılar. Çok normal sezonun ilk maçı. Tabii. Onlar da hazır değillerdi. İlk elin günahı olmaz. Aynen olmaz. Yani Aslı'nın bir bilek sakatlığı vardı. O da maç öncesi, 2 gün önce olması belki bir tedirginlik yaratmış olabilir takımda. Sevgili izleyicilerimiz, Bursa Büyükşehir Belediye ile oynanan 3-2 maçımızdan da maç sonrası röportaj ve görüntülerimiz var. Dilerseniz onları da izleyelim. Sonrasında tekrar Nedim Hoca ile yönetimden, Galatasaray'dan konuşmaya devam edeceğiz. Evet, çok çekişmeliydi. Bursa Büyükşehir'in iyi bir takım olduğunu biliyorduk aslında. Buna göre hazırlanmıştık. Bence yani hazırlandığımız şeyleri yerine getirdik fakat basit şeyleri yapamadık. Bence en büyük şeyi burada kaybettik. Basiti iyi yapamadığımız zaman rakip de doğal olarak iyi bir takım olduğu için bize saldırdılar. Sağlık olsun. Kimse istemezdi hani mağlubiyetle sezonu açmayı ama bu böyle gitmeyecek. Bundan eminiz. Bundan da bir ders çıkaracağız. Ve bir dahaki maça çok iyi bir şekilde yine başlayacağız. Bu sene içinde güzel olan bir tek şey var. İlk defa çok güzel bir seyircimiz vardı. Ben yani buradan da hepsine bir defa teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Bugün iyi oynayamadık. Yani bu seyirciye bu oyun yakışmadı. Ama bizim takımımız bu mu değil. Ben inanıyorum. Yani biz sezon sonunda hedeflerimize zaten ulaşırız. Ama ilk maçı iyi başlayıp götürmek istedik. Olmadı. Bundan gerekli dersler çıkacaktır ama önümüzdeki hafta bir hafta arası çarşamba günü Vakıfbank'la bir maç oynayacağız. Bizim için gerçi her maçın önemi var ama
bir Vakıfbank maçında iyi bir oyunla onlarla karşılaşırsak bundan sonra bizim önümüz açılacak. Takım toparlanacak. Muhakkak buradan da gerekli dersleri çıkaracağız. İyi bir maç oldu. Bursa'yı da tebrik etmek lazım. Çok iyi mücadele ettiler. Ama dediğim gibi öncelikle ben bu seyirciye teşekkür ediyorum. Sayın Hocam, görüntülerimizi izledik. Tekrar yönetime gelmek istiyorum ben. Çok kolay değildir. Yönetimle ilişkiler kurulması, onların ilgili olması, arada birinin aracı olması. Biz kendi zamanımızda bunların hiçbirini bulamadık. Evet. Derdimiz olurdu, sıkıntımız olurdu. Anlatacak birini arardık. Bulurduk, o gitmezdi. Şimdi Galatasaray'ın başında voleybol kulübüyle ilgilenen müthiş bir yönetim var. Bunu biliyoruz. Hem başkanımız Dursun Özbek'ten, hem Ali Yüce'den, hem diğer kademe kademe gelen Neslihan olsun, Şükrü Hocamız olsun, menajerlerimiz olsun. Ne düşünüyorsunuz? Yani buna sahip olmak çok büyük lüks bence. Evet. Son derece organize. Yani bu yöneticilik, sportif yöneticilik başka bir şey ama Sayın Ali Yüce de burada iş yöneticiliğini sporun içine sokarak yönetim tarzı göstermesi gerçekten çok güzel bir şey. Yıllar daha profesyonelce oldu. Tabii, yıllar önce unutulmaz ekol Eczacıbaşı'nda, Şakir Eczacıbaşı'nın başlatmış olduğu bir şeydir bu. İş yeri disipliniyle sporun içerisinde bir enteresan entegrasyon yakalamak gibi. Burada da öyle bir şey var. Ben Ali Bey'i çok başarılı buluyorum bu konuda. Ekibini iyi kurdu. Çok güzel. Yani orada Nihan, burada Can, onların üzerinde Mehmet Berent, Şükrü abi, antrenörler, böyle yardımcı antrenörler, ekipler kurulmasında uzaktan da hepsinin alakalı bilgiler, her ay sonu raporlar, maç bilgileri, antrenman bilgileri, böyle bunları takip edip değerlendirmek, dosyalamak, şey yapmak güzel bir şey. Bunlar olmayan şeyler, biliyor musunuz? Yani ben yıllardan beri hep yapardım bunları, koyardım, verecek kimse olamazdım. Yok çünkü, kime vereceksiniz ki? Yok. Verdiklerimi çoğu zaman yerlerde falan buldum yani, çalıştığım yönetimlerle. Şimdi burada çok kıymetli şeyler yapılıyor ve önem veriliyor. Yani önem veriliyor. İşte altyapıdan bir tane adam çıkartalım diye. Şimdi A takımda ve şöyle söyleyeyim, bizim erkek takımında kurmuş olduğumuz bir düzen var. Bir tane bizim kondisyonerimiz var. Genel kondisyoner, hem kızların hem erkeklerin. Ayrıyeten bize bakan Mehmetcan, biraz önce konuşmuştuk. Mehmetcan bizim kondisyonerimiz. Kondisyoner, antrenman planlamacısı Turgay, benim asistan koçum Umut ve ihtiyaç iletişim Mertcan ve Hüseyin Gültekin. Böyle bir şeyimiz var, böyle bir üçgen kurduk. Programımızı yaparken eskiden bizim sizin oynadığınız gibi aman salı, perşembe, antrenman, cumartesi, serbest tabii, falan değil. Ortalama günde 4,5-5 saatimizi burada geçirmek zorundayız. Takımın bütün kondisyonundan, formunun yükselmesinden, alçalmasından sorumlu adam kondisyonerdir. Beslenmesinden, kondisyonuna kadar, antrenman bilimine kadar kendisi hazırlayacak, bize getireceğiz. Uygun gördüklerimizi yapacağız, göremediğimizi tartışacağız. Her gün odamızda bunları tartışarak bir yere geliyoruz. Başka kulüplerin de bunu yapmasını bekliyorum. Yapanlar var, çoğalmasını bekliyorum. Enkaz Spor Kulübü'nden çıkmıştır bu sistem. Sayın Ümit Kesim, Profesör Caner Açıkada ve Profesör Emin Ergen, Tevfik Akartürk, Enver Göçener, Nedim Özbey. Bu oradaki bir araştırmayla Türk sporuna sunulmuştur. Beden terbiyesi bunları kabul etmiştir. İlk kondisyoner kullanan antrenörüm Türkiye'de. Ben kondisyoner kullandığımda herkes benimle dalga geçiyordu. Normalde ne diyorlardı de, hocam? İşte o zaman hava olarak mı görüyorlardı? O zamanki antrenörlük, antrenörlük çanta. Tabii. Top çantası. Burada lisanslar, tabii, lisansları yazıyor. Aynen. Burada antrenman programı kondisyonu da yaptırır, suyunu da götürür. Her şeyi o bilirdi. Şimdi tabii evet, böyle yol açınca, şey yapınca bugün kondisyonersiz takım asla olmaz yani. Artık bu bilim oldu yani. Evet. Bilim oldu. Bir de onlar daha iyi biliyor. Şimdi ben kendi uzmanlık dalım olarak ben bir eğitim öğretmeniyim. Askerde çok önemli bir görevimden dolayı askerlik yıllarımda çok iyi bilirim kondisyonla alakalı şeyi, bilgileri. Çok önemli. Ama bunları bu çocuklar okuyor ve öğreniyor. Ve çoğu da atletizmden gelen çocuklar. Bunu voleybolla benden beraber birleştirip bir yere getirdik. Sonra her kulüpte bir kondisyoner edindi. Onun için çok gerekli. Bizde de çok kıymetlisi var.
İstatistik olarak da istatistiğin başına geçen seneki yardımcım Cihan'ı koyduk. Bu sene onu kız takımına verdik ama bizim istatistik bölüm başkanımız. Kızlarda da bir sesçi var, bizde de var bir tane, onun başkanı Cihan. Efendim iki tane kondisyonumuz var, başında Turgay var gibi şeylerimiz var. Yardımcı antrenöründen çok memnunum. Umut Çakır benim oyuncum zaten. Umut Çakır. Oyuncu zamanından tanıyorum, çok efendi. İhmal edilmemesi gerekendi. Şeydi. Senden aynı dönemde de burada oynamıştır. Genç takımda, A takımda. 12 yıl Galatasaray'da. En uzun oynayanlardan biri. Faydar abisiyle oynadı beraber. Çok istikrarlı. Öz Galatasaraylı. Bu kulüpten herkes bir zamanlar sigorta primleri yatmadı diye bonservisini alıp kaçarken Umut gelip buraya transferinden 20 bin lira bugünkü parayı kulübe verip öyle giden bir karakter. Bunu burada söylüyorum. Yani çok gurur duyuyor. Ben bundan gurur duyuyorum. Bu çok önemli. Zaten şeyi geleceğim, biraz önce söylüyordunuz. Antrenör her şeydi. Gerçekten top çantasını da o taşırdı. İşte lisanslar da onun elindeydi. Sular da onun arabasından çıkardı. Bizi de o alırdı. Yani böyle tabii süreçlerden gelindi. Tabii birçoğumuz da kondisyoner olmayıp da hani kondisyoner olmaya çalışan antrenörlerin sıkıntısını çektik. Sakatlıklarımız çok oldu bazı dönemlerde. O da bildiğini yapıyordu. O kadar da biliyordu o dönem için. Ama şimdiki sporcu olmak, şu dönemde sporcu olmak çok kıymetli. Yani şu salonda, bu salonlarda antrenman yapıyor olmak, fitness salonunun size ait olması, Galatasaray Taç Spor Kulübü'nden, bu tesisten bahsediyorum. Yemeğinizin organize olmuş olması ki sporcu beslenmesi çok önemli. Çok önemli. Burada her an 4-5 saat bir arada izliyorsunuz. Eskiden biz iş olarak yapardık. Evet, sabah antrenmana girirdik, akşam antrenmana girirdik. Şimdi bu daha da işimiz oluyor. Evet. Yani kafanız tamamen, bedeniniz burada oluyor ama kafanızın da burada olması gerekiyor. Eskiden kafamız dışarıya da gidebilirdi. Evet. Şimdi buna izin verilmiyor. Her takım sayı sayı takip ediliyor. Bizde öyle değildi. Eskiden gidilir, izlenir, ilk altı bununla başlıyor denirdi. Evet. Daha sonraları videolar çekilmeye başlandı. Kasetler elden ele dolaşmaya başlandı. Şimdi de bambaşka sistemler var. O yüzden sporcuların bunun kıymetini bilmesi gerekiyor. Evet. Yani çok önemli, çok değerli kişilerle çalışıyorlar. Siz işinizi çok seviyorsunuz. Siz altyapıları çok seviyorsunuz. Siz oyuncu yetiştirmeyi çok seviyorsunuz. Bunu hepimiz biliyoruz. Ne mutlu oyuncularınıza hocam. Evet. Çok önemli. Bir gün birikimimizle, bu Yasin'le, Melih'le, Adis'le, öbür çocuklarla beraber bir karma yapıp ileride şampiyonla oynayan bir Galatasaray yaratmak istiyorum. Bütün şeyim bu benim, hedefim bu. Türk oyuncuların çok olduğu bir takım. Ancak takviye olarak bir iki tane yabancı koyup orada oynamak beni çok mutlu ediyor. Türk oyunculardan daha iyi motive oluyorum. Yabancılar da bizim Türk gibi. Bizim Tuye. Onu soracağım. Takımda kaynaşma Tuye nasıl oldu? Yani çok genç oyunculardan oluşan bir takım. Evet. Yabancılar ve büyükler, yani değişik bir yaş ortalaması. Evet. Nasıl bir araya geldiler? Yaş yeni jenerasyon zaten çok sempatik. Gençler çok tatlılar. Evet, çok. Şöyle bir şey var. Hüseyin bambaşka bir karakter. Can'la Hüseyin bambaşka bir Onlar karakter. Onlar baba. Öbür çocuklar. Abiler, işte babalar. Murat Han, İbrahim Akşeker, onlara abilik yapan Emin. Ve şeyden aldığımız Halil İbrahim, bizim dışarıdan aldığımız bir Halil İbrahim'den bir şey var. Emin var, iki de yabancımız var, dört, bir de Hüseyin'i aldık, beş. Öbürlerin hepsi bizim çocuklarımız. Altyapıdan çıkan. Bunlar muhteşem, eğlenceli. Ben bu kadar güleş yüzlü değilim antrenmanı, sen de biliyorsun. Onlardan böyle disiplinli, saygılılar. Çok önemli. Müthiş beraberler. Birbirlerini çok kontrol ediyorlar, çok destekliyorlar. Yabancı oyuncuların çok katkısı var. Yani benim bir de şeyim var, tarzım var. Ülkeyi tanıyan adamları tercih ediyorum ben. Burada o daha önce de oynamış. Hocam? Daha önce oynamış olan oyuncuyu almayı tercih ediyorum. Tabii bize uygun olanlarını. Mesela Batman 19 yaşında Halk Bankası'nda oynadı. 19 yaşında. Müthiş bir oyuncuydu. Gençti ama çok böyle acemiydi. Şimdi 29 yaşında mevkisini de değiştirdi. Pasör çaplatına geçti. Ve çok iyi bir profesyonel. Çok örnek davranışına. Bir saat önce geliyor, bir saat sonra gidiyor, vakit geçiriyor. Maşer odası, soyunma odası, masajlar, tedaviler, halterler, bir takım aletlerle kendini şey yapmalar falan. Çocuklara güzel örnek oluyor. O çok önemli. Tuye 3 yıldır Türkiye'de, 2 yıl Galatasaray'da bir şeyde Beşiktaş'ta oynadı. Bir de bu sene, 3-4 yıldır burada. Ben Tuye'nin Fransız olduğuna inanmıyorum yani.
Yani herhalde bir yerde doğdu Türkiye'de de. Bilmiyoruz ya. Bu kadar yakın, bu kadar içten. O çocuklarla böyle. Şimdi gençler hata yaptığı zaman abiler bozulur. Antrenman da bozulur. Tabii. Kesinlikle antrenmanın rengi değişir şey çünkü. Hiç. Yani genç hata yapıyor. Acemi. Adam acemi. Belli hataları var. Yok. Gidip hemen destek çıkıyor. Çok hoşuma gidiyor. Yaşla da alakalı. Yaş aldıkça daha böyle bir bilge ve oturmuş oluyoruz. Tabii. Ya o deliliğimiz de gidiyor. Hüseyin'i hatırlıyorum. İnanılmaz bir oyuncuydu eskiden. Evet. Onun da gözü görmezdi. Şimdi daha iyi. Şimdi daha böyle abi gibidir büyük bir ihtimalle. Tabii. Bakalım işte biraz daha ihtiyacımız var çalışmaya. Desteğe, seyirciye ihtiyacımız var. Onu soracağım. Taraftarlarınız nasıl hocam? Vallahi Ankara'da erkek geldiler. Erkek maçlarına. Ankara'da geldiler. O maçı alsaydık. Çok istedim yani. Onlar için istedim. Çok yani böyle geldiler. Şaşırdım ilk maç. Geldiler. Üzüldüler de kaybettik. Öyle. Çünkü kimse pek bizim bu kadar belediyeyi, maliyeyi, şeyi yeneceğimizi fikstüre göre çok şey düşünmüyorlardı. Biliyorsun insanlar böyle bakarlar. Hiç düşünülmüyordu açıkçası hocam. Öyle. Ben iki ay önce program yapmadan önce hani Galatasaray erkek takımı ne yapar dediğimde kimse olumlu bir şey söylemiyordu. Ama şimdi 3 tane 3-2'lik skorunuz var. Evet. Biri geçen senenin şampiyonu. Hani biri şansı olur, biri şey olur, biri bir şey olur ama 3-2'lik maçlar tamamen çalışma eseridir. Sonuna kadar bırakmadan tabii şey yapma. Alev abi benim eski antrenörlük yaptığım takıma şey koymuştu, piranalar demişti. Planalar, bunlar koymuş. Adamı yer bitirirler dedi. Çünkü müsaade etmiyor. Benim öyle bir yapım var. Topun yere düşmesine müsaade etmiyorum. Mümkün değil. Yani voleybol bu. Topu yere yedirmeyeceksin kardeşim. Atlayacaksın. Biraz da fiziğimiz file üzerinde mücadele etmeye biraz da şeyiz, alçağız ama yani o zaman arkada yapacaksın. Berna sen ne biliyorsun? Tabii. Yani. Müthiş bir defans organizasyonumuz var. Defansla başlar aslında servis değil. Defanstan top çıktın mı bu sefer moreli yükseliyor. Atıyorsun, vuruyorsun. Vuran da var şimdi. Ki erkek voleybolunda defanstan top çıkması da çok evet. Büyük bir özellikti. Kolay belediye değil. Maçında 2,5 dakika havada kaldı. Onlar da bizde, onlar da bizde ki yani erkeklerde böyle bir şey yok yani. Dünyada yoktur. Yani bayanlarda rally olması çok daha yüksek olasılıktır. Erkekler daha güce dayalı olduğu için. Tabii canım için, bayanlar hadi hoppa fıstıs. Onda çıkan top gerçekten çok büyük bir motivasyon ve çıkan topu kendi sahamızda öldürüyor olmamız da müthiş bir şey. Ya erkeklerde bir güç var. Şimdi Berna bugün çalışmaya götürsem seni kaçarsın. Orada mesela fitness çalışan adamlar var iddialı böyle vücut yapanlar inanamıyor bizim çocuklara. Hocam bu nasıl bir şey diyor? Bunlar da hiç görünmüyor kollarında onu neler kaldırıyor? Evet bizim kas yapımız da çok belli olmaz hocam. Tabii onlar bir takım takviyelerle şişiriyor kendilerini ama bir çelik demir var, bir soba borusu var. Tabii. Çelik demir daha kuvvetli her zaman. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Peki hocam son bir soru soracağım size. Kolay değil. Çok etkileniyorsunuz büyük bir ihtimalle. Eve iş götürmek gibi bir durum oluyor mu? Yani zor geçen bir maçtan, yenilen bir maçtan sonra. Ben çok yansıtıyorum. Evet nasıl geçiyor? Yansıtıyorum. Benim eşim de eski Galatasaray'ın ve milli takımın kaptanı Macide. Çok beğendiğimiz bir oyuncu kendisi. Çok iyi bir oyuncu. Yıllarca örnek aldığımız. Çok iyi bir çok insan. Çok iyi bir oyuncuydu. Ne kadar voleybolun içinden gelirse evet. Gelsin. Benim kendimi voleybola bu kadar kaptırmamdan dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Yaşıyoruz yani diyor ki yani, bu kadar olamaz diyor yani. Çünkü sağlığınız için işte, de iyi değil, tamam. Çok tabii. Zor, kolay değil. Hep beraber bir aradasınız, o duyguyu bütün takımla beraber yaşıyorsunuz evet. Ama... Maksimumdan minimuma doğru indireceğiz artık yavaş yavaş. Yapacağız. Ne kadar sürüyor o maçtan sonraki süreç belli olmuyor. Peki ona... ne yapıyorsunuz hocam? Özel bir şey uyguluyor musunuz? Yani bir hobiye yönelmek ya da dikkati dağıtmak. Yüzüyoruz boş zamanımızı. Yüzüyoruz. Belimdeki ameliyattan dolayı fazla yürüyüş yapamıyorum. Ayakta da fazla duramıyorum. İki tane bel fıtığı ameliyatı olduk. 32 santim bir yarık var belimizde. Sporculuktan gelen, geçmişten gelen. İki sene önce oldum tabii. Yani spordan kalan biriken en sonunda. Bir takım patlamalar oluyor. Biz Hasnun Galip sokakta antrenman yaparken. Biz de yapıyorduk. O salonda biliyorsun ki yer beton üzerine tahta çakmışlardı böyle. Orada hepimiz oranın şeyini aldık. Bir sakatlığını aldık yani. Bütün abilerim var oradan. Hepsi sakat dizinden, belinden, omuzundan. Olsun, Galatasaray'a fedasın hepsi, ne yapalım? Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok çok keyifli bir sohbetti. İlerleyen süreçte maçlarımız devam ettikçe inşallah galibiyetlerimiz artır ve sizi burada tekrar konuk etmeyi isteriz. Bir arada olmayı ve sohbet etmeyi isteriz. Sevgili izleyicilerimiz,
Bu haftaki voleybol analizi programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine değerli yorumcularımız ve haftanın değerlendirmesiyle sizlerle birlikte olacağız. Hepinize iyi haftalar diliyorum.